karanlık ve kasvetli bir ortamda geçen, yoruma oldukça açık, ürpertici ve düşündürücü, distopik bir dünyaya sahip olan oyuna gelin hep beraber bakalım. Bayanlar baylar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu videomda Inside'ın büyüleyici dünyasına derinlemesine bir yolculuk yapacağız. Oyunun atmosferi, hikayesi, oynanış mekanikleri ve daha fazlasını keşfedeceğiz. Ayrıca oyunun gizemli yapısını ve kendi teorilerimizi de ele alacağız. Hazırsanız Inside'ın karanlık ve etkileyici dünyasına adım atalım. Inside, Playdead'in ikinci büyük projesidir ve şirketin ilk oyunu olan Limbo'nun başarısını da aynı zamanda takip etmiştir. Oyun 29 Haziran 2016'da Xbox One için piyasaya sürülmüş, ardından PlayStation 4, PC, iOS ve Nintendo Switch platformlarına da çıkışını yapmıştır. Inside, Limbo'nun minimalist tarzını ve karanlık atmosferini korurken daha gelişmiş grafikler ve daha derin bir hikaye sunar. Bu oyun, oyuncuları sessiz ama bir o kadar da etkileyici bir dünyaya götürerek bulmacalarla dolu bir yolculuğa çıkmasını sağlar. Oyun karanlık ve distopik bir atmosferde geçer ve oyuncuları, yani bizleri, derin bir hikayeyle baş başa bırakır. Oyun dümdüz bir şekilde, hiçbir tutorial olmadan başlar. Karanlık ve kasvetli bir ortamda bir çocukla bir anda kendimizi bir ormanın içinde buluyoruz ve ormanın içinde koşmaya başlıyoruz. Bir şeylerden kaçtığımız çok belli ama neyden kaçıyoruz? Bu sorunun cevabı anında belli oluyor. Biraz ileriye gidince bir tıra insanlar yüklemiş, başka insanlar görüyoruz ve onlardan hem saklanıyor hem de kaçıyoruz. Peki neden? Bu insanların kaçırdığı diğer insanlar kim? Kaçıran insanlar kim? Arka planda orman için duran kapsüllerde ne var? Ve niye buradalar? Daha oyun başlar başlamaz hemen sorular sormaya başlıyoruz kendimize bu oyunda. Tabii ki birçok şeyi ileride neden olduğunu ve neden yapıldığını tamamen olmasa da anlayacağız. Buradaki maskeli kişiler belli ki orayı koruyup gözetleyen kişiler. Bizi duyunca da kontrol ediyorlar. Sadece fenerlerle değil, aynı zamanda köpeklerle de kontrol ediyorlar. Muhtemelen o kapsülün içindeki çıkan şeyler neyse, ya dışarı çıkmasın diye veyahut da dışarıdan müdahale gelmesin diye kontrol ediyorlar. Biraz daha ilerleyen etaplarda o kapsüllerin içinde insan olduğunu öğreniyoruz. Hatta bir cihaz sayesinde onları kontrol edebiliyoruz. İnsanları kontrol ederek bulmacaları çözüp biraz daha ilerlediğimizde bir fabrika gibi bir yere düşüyoruz. Burada bir cihaz ve İnsanların bizi ve diğer insanları kontrol ettiğini görüyoruz. Kontrolden kastım, farklı bir hareket yapıp yapmadığımızı kontrol ediyorlar. Peki bu insanlar neden sanki makineymişiz gibi kontrol ediyorlar? Neden maskeli ve aileleriyle gelmişler? Klasik olan zengin ve fakir dünya düzeni mi? Yoksa Frankenstein deneyi gibi insanları mı diriltiyorlar? Yoksa yok oluş sonrası hayatta kalan insanlar mı? Bu artık biraz da sizin yorumunuza kalmış. Son bölümlere doğru baş aşağı şekilde suyun içinde insanlar görüyoruz. Bu insanlar ne için suyun içinde? Belki çürümeye, belki yetiştirilmeye, belki de bedenlerini korumaya amaçlı suyun içinde tutuyorlar. Ama bu sahne bana zamanında izlediğim bir belgeseli hatırlattı. Belgeselde uzvu olmayan bir insan rahim suyunu taklit ederek olmayan uzvunu bir suyun içine yerleştirip tıpkı bir bebeğin oluşması gibi yeniden o uzvunu oluşturacak şekilde ve sürede bekletiyordu. Böylece uzvu tekrardan büyüyordu. Belki de bu sahnede de tıpkı benim izlediğim belgeseldeki olay gibidir. Kim bilir? Belki de sadece cezalandırılan insanlardır. Son sahnede ise insan yığını gibi duran, bizim diğer insanları kontrol ettiğimiz cihazlar takılı, çamur topu gibi bir yığın ile karşılaşıyoruz. Önce o cihazları çıkartıp sonra da içine giriyoruz ve finalde o yığın ile bu yerden kaçıyoruz. Belki de bize anlatılmak istenen o çamur gibi yığın olan insanların bir topluluk, kaçtığımız şeyin de içinde bulunduğumuz Matrix'ten kaçma olarak yorumlayabiliriz. Son mesaj bu da olabilir, birlikten kuvvet doğar da olabilir. Veya hiçbiri olmayıp bambaşka anlamlar da çıkabilir. İşte burada oyunun herhangi bir hikayesi veya anlatışı olmayışı bizi yorumlara ve kendi fikirlerimizi ortaya koymaya itiyor. Oyunun karanlık atmosferi, zekice tasarlanmış bulmacaları ve dizaynı, müzikleri, garip ve farklı anlatış biçimiyle oldukça güzel olan bu oyunu sizlerle paylaşmak ve anlatmak istedim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.